Saygıdeğer basın mensupları ve büyük Türk milleti, öncelikle aziz Türk milletini saygılarımla selamlıyorum. Biraz önce mevkidaşım Abdülhamit Bey'in de ifade ettiği çerçevede bugün saat 17.30 itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının nihai olarak tam mutabakatları çerçevesinde anayasa değişiklik teklifi metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından arz edilmiştir. Türkiye'de anayasanın değiştirilmesi meselesi esasen yürürlüğe girdiği 1982 yılından beri sürekli olarak tartışıla gelen, sürekli olarak gündemde bulunan bir meseledir. Bu çerçevede 1982 Anayasası 18 temel paket halinde 100'ün üzerinde maddesinin değişmesi suretiyle şimdiye kadar zaten pek çok yönüyle değişmiş bir anayasa. Bununla birlikte biraz önce tarihi sürecine atıf yaparken sayın mevkidaşım 2007 yılında yapılmış olan anayasa değişikliği ki sebebi o dönem yaşanan 367 krizidir. Bu 367 krizinin kimlerin hangi çerçevede çıkardığı malumdur. Sonrasında yapılmış olan anayasa değişikliğiyle birlikte bir yeni boyut kazanmıştır ve bu nihayet 2014 yılında yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı'nın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi yöntemiyle ilk seçimden itibaren kendisini daha da fazla hissettirmiştir. Fakat burada tarihsel sürecini değerlendirirken özellikle 2011 yılından sonraki gelişmelerin daha dikkatli, daha önemli analiz edilmesinde fayda vardır. Gerçekten tüm siyasi partilerin programlarında ve seçim beyannameleri marifetleriyle milletimize verdiği sözlerde artık anayasanın yenilenmesi üzerinden tüm siyasi partiler 2011 seçimlerine giderken milletimize söz vermiş ve nitekim 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o dönem mecliste bulunan 4 siyasi parti grubunun da eşit temsili esasına dayalı olarak bir anayasa uzlaşma komisyonu oluşturulmuştur. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2008 yılından itibaren çok net bir şekilde vurguladığı, teklif edildiği durumun 2011 yılı itibariyle hayata geçmesidir. Ve 2011 yılında tarihimizin en ciddi anayasanın yenilenmesi çalışmaları süreci yürütülmüştür. Bu kapsamda kurulan komisyon öncelikle Türkiye'nin muhtelif yerlerinde toplantılar yapmış, Türkiye'nin pek çok kurumunu, üniversitesini, vakıflarını, derneklerini, sendikalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etmek suretiyle görüşlerini almış. Doğrudan doğruya vatandaşlardan çeşitli yollarla, çeşitli yöntemlerle görüşlerini almış ve nihayetinde yazım sürecine geçtiğinde çok önemli tartışmaları da sürdürmüştür. Bu kapsamda özellikle vurgulamak isterim ki 2011 yılında yürütülen bu çalışmalarda ne yazık ki bir anayasamızın Türk anayasası olduğu tartışılmıştır. Gerçekten anayasamızın neresinde Türk ibaresi varsa çıkarılması önermiştir. İki, bu Türk anayasasının devletinin temel tercihlerini ortaya koyan ilk 4 maddenin değiştirilmesi teklif edilmiştir. Bu 4 maddeye hakim olan milli devlet ve üniter devlet ilkelerinin değiştirilmesi önerilmiştir. Bu 4 maddeye hakim olan milli devlet ve üniter devlet ilkelerinin anayasamızın muhtelif maddelerindeki yansımaları durumunda olan söz gelimi 42. maddemizdeki eğitim dilinin Türkçe olduğu, 66. maddedeki Türk vatandaşlığı ve 127. maddedeki yerel yönetimlerde özerkliğin söz konusu olamayacağı yönündeki maddelerin de değiştirilmesi teklif edilmiştir. O süreçte bunlarla birlikte hükümet sistemi de tartışılmıştır. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından 2012 yılında başkanlık sistemi önerisi 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunulmuştur. Gelişen süreçte anayasanın yenilenmesi çalışmaları hiçbir zaman gündemden düşmemiş. Kimi zaman gene en üst sırada, kimi zaman belki onun bir altında yer almış. 25. dönemde komisyonlar kurulmadığı için bu yönde bir çalışma yürütülmemiş. 26. dönemde
sadece 3 toplantı yapabilen bir anayasa mutabakat komisyonu kurulmuş. Fakat orada da komisyonun daha adında anlaşma sağlanamadığı için o komisyonda ne yazık ki çalışmalarını sonlandırmıştır. Bunlarda kimin hangi tutumu sergilediği ve bu çerçevede kimlerin hangi tekliflere sahip olduğu, kimlerin hangi çerçevede sorumlu olduğu milletimizin vicdanında ve tarihte kayıtlıdır. Bunları bu kapsamda değil, belki ileride programlarımızda detaylarıyla ifade edebiliriz. Ama ana perspektifi dağıtmadan ifade etmek isterim ki, bugün geldiğimiz nokta itibariyle biraz önce söylediğim hususların hiçbirisi çok şükür artık tartışma konusu değildir. Anayasamız Türk anayasasıdır. Anayasamızın hiçbir yerinden Türk ibaresinin çıkarılması önerilmemektedir. Bu bir tartışma alanı değildir. Anayasamızın değiştirilmesini teklif edilemeyeceğini ortaya koyan 4. maddesi de dahil olmak üzere ilk 4 maddesi tartışma konusu değildir. Bunlara hakim olan milli devlet ve üniter devlet tartışma konusu değildir. Milli devlet ve üniter devletin biraz önce ifade ettiğim muhtelif maddelerdeki yansımaları tartışma konusu değildir. Ve sadece hükümet sistemi odaklı bir anayasa yenilenmesi süreci yürütülmüştür. Bu kapsamda öncelikle liderler bu çerçevede bir görüşme yapmışlardır ve her iki partinin lideri biraz önceki mevkidaşımın da ifade ettiği gibi bizleri görevlendirmişlerdir ve biz bu görevimiz çerçevesinde Türk milletinden aldığımız yetki ve sorumluluğa uygun bir biçimde gerçekten yoğun bir mesai sarf ederek ama müzakerede yapıcı, etki edici bir tercihi ortaya koymak suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi açısından da ve teklifin sahibi olan Adalet ve Kalkınma Partisi açısından da uzunca bir süreç nihayet bugün itibariyle tamamlanmıştır. Gerçekten süreç devam ederken seyirci kalmak da mümkündü. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi seyirci kalmak yerine etki edici bir mahiyette sürece yapıcı, kendi programını, kendi siyasi yaklaşımını ve özellikle Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda kayda değer önerilerini sunmuş. Bunlarda da kayda değer neticeler almıştır. Metin teklifi incelendiğinde, süreç içerisinde tartışıldığında bunlar da daha detaylarıyla görülebilecektir. Geldiğimiz nokta itibariyle en son saat 17.30 itibariyle bu mutabakatı ortaya koyan mahiyetteki metin Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur. Bu saatten sonra olacak süreç gene anayasamızın 175. maddesinde açıkça ayrıntılarıyla düzenlenmektedir ve bu çerçevede sürecin önce meclisimizde sonra anayasamızın 175. maddesi çerçevesinde yeterli çoğunluğa ulaştığında Türk milletinin vicdani kanaatinde değerlendirileceğini ve özellikle o çerçevede verilecek kararın Milliyetçi Hareket Partisi bakımından Türk milletinin vereceği her türlü kararın Milliyetçi Hareket Partisi'nin başının üstünde yeri vardır. Ben içerikle ilgili detay paylaşmayacağım ama şu kadarını ifade etmek isterim. Mevkidaşım özellikle o hükümet sistemiyle alakalı bazı açıklamalar yaptığı için ona bir cevap olarak değil, onunla mütenasip olması bakımından. Gerçekten 1982 Anayasası daha yürürlüğe girdiği tarihten itibaren klasik parlamenter sistemden ciddi sapmaları barındıran ve o yönüyle o dakikadan itibaren tartışılan bir anayasadır. Öyle ki 1982 Anayasası'nın en uzun maddesi 104. maddesidir ve 104. maddesi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Bu kadar uzun görev ve yetkilere sahip olan Cumhurbaşkanı için öngörülen bir sorumluluk türü vardır sadece. O da vatana ihanet suçlaması bakımından ve meclis üye tam sayısının 4/3'ünün çoğunluğu üzerine Yüce Divan yargılaması çerçevesinde sorumluluk. Bunun dışında hiçbir sorumluluk öngörülmeyen iki başlı, o yönüyle de tartışılan, o zamandan beri tartışılan bir hükümet sistemine sahipken bugün geldiğimiz noktada sadece vatana ihanet suçu bakımından değil, suç ayrımı yapılmaksızın, çünkü yetkiler onda toplandığına göre
sorumluluk da onunla mütenasip olması bakımından suç ayrımı gözetilmeden bir sorumluluk rejimi öngörülmüştür. Keza 4'te 3 olarak öngörülen Yüce Divan için gerekli nisap 3'te 2 olarak benimsenmiştir. Bunu bir örneği olarak ifade ediyorum. Başka teknik açıklamalar elbette var ama burada ifade etmek istediğimiz şudur. Yetki ve sorumluluk bakımından öteden beri tartışılan, iki başlığı yönü itibariyle öteden beri tartışılan ve bu tartışmaların gitgide fiili durum tartışmalarıyla da birlikte ülkemiz açısından bir beka sorunu haline gelebileceği gerçekleri nazara alındığında, ülkemizin bugün itibariyle başta Suriye ve Irak olmak üzere gerek dışarıda gerekse içeride hem PKK terörü hem de 15 Temmuz itibariyle net olarak artık gördüğümüz FETÖ terörü çerçevesinde yaşanmış olan, yaşanmakta olan ve yaşanabilecek olan muhtemel risklerini de öngörmek suretiyle bunun artık bir kargaşa, karmaşa olmasından çıkarılıp Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda Türk devletinin bekasını önceleyerek ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel politikası olan önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı çerçevesinde. Ama biraz önce söylediğim gibi seyirci kalan değil, inisiyatif alan, müdahil olan, etki eden ve bundan netice alan yaklaşımları ama makul yaklaşımları çerçevesinde olabilecekleri ifade ederek imkanları doğrultusunda yön verebildiği bir sürecin sonunda bugün bu noktadayız. Sunulmuş olan teklifin aziz Türk milletine ve kadim Türk devletine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum ve sizleri ve sizlerin aracılığıyla büyük Türk milletini bir kere daha saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Soru cevap yok. Soruları genel başkanlarımız anlatırlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii